İçki içmek yasaklansın derken esasında neyi kastettiniz? Bu konuda da beni yine çok üzdüler Buket Hanım. Hep de burada beni üzdüler, beni üzdüler deyip duruyorum ama gerçek böyle. Ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. Bu programda da öyle bir program. Yani Evet evet. Yani, bu, ya bir şey söyleyeceğim. Bu, insanın bu kendisini biraz aslında çalıştığı bir program. Aynen. Yani. Biraz yanlış, içinizi yanlış dökebilirsiniz yani. burada. Fazlaysa Hayır hayır hayır. Gayet yani, normal. Ben alışkınım. Dedim evet. Öyle bir şey söyledim ama şimdi Buket Hanım öyle yerlere çektiler ki yani insanlarımız gerçekten niye bu kadar kötü oldu? Neden böyleler? Ben ben anlayamıyorum. Artık çözemiyorum. Gerçekten çözemiyorum. E, çünkü o popcorn bir röportajdı. Yani o, o böyle hani abidik gubidik röportajlar olur ya. Yani işte ıssız bir adaya gidersen yanına ne alırsın? Aya gitsen üç kişiyle kimi götürürsün? Fobin Hobinle Falan. Böyle içinde muzur soruların olduğu, muzur cevapların olduğu bir hafta sorunun arka köşesinde bir formatı belli bir röportaj o yani. E, ve bana sorulan sorular öyle. Yani ve o sorular bana geldi. O sorular madde madde. Gösterebilir mi istiyorsanız size var bende. Yani gizli bir şey değil bana göndermişlerdi çünkü. Ve telefon röportajıdır o. O böyle oturup hani karşılıklı hadi Türkiye'nin ne sorunları var ya deyip ondan sonra işte güzel falan. Öyle bir şey demedim abi. Ne alakası be aptal mıyım? Öyle bir şey söyler miyim yani hani bunu alıp dine götürdüler, siyasete alet ettiler. Ya beni linç ettiler. Neler yaptılar? İnanamadım ben. Ben inanamadım. Ya gerçekten inanamadım. Yani yani karım sabahleyin beni uyandırdı. Kalk dedi. Titi, neyi titi olmuşum ki ben dedim. Titi olmuşsun dedi. Yani hiç aklımdan geçmedi böyle bir şey olabileceği yani. Ee, o soru, ondan önceki soru mesela. Dünyaya bir mesaj atsanız ve herkesin okuyacağını bilseniz ne yazarsınız? Ben de neyi paylaşamıyoruz yazmışım. İşte dünyada çocuklar ölmesin, kadınlar ölmesin. Yani sömürü bitsin falan filan gibi şeyler. Sorular, cevaplar verdim. Bir tanesi de soru öyle değil, değil yani. Bakın ben de kanıtları var. Ee, soru aynen şöyle: Dünyadan bir şeyin kaldırılmasını isteseydiniz, neyi isterdiniz? Ha, yasaklansın değil, kaldırılsın. Dünyadan neyin yasak kaldırılmasını isteseniz? süre aldım. Evet, neyin kaldırılmasını istersiniz? Ben de alkol konusunda çekmiş bir insanım. 50 bin tane YouTube'da orada burada görüntüm var. Herkes biliyor zaten neyin ne olduğunu. Yani ben de kendimi hicvederek bir böyle muzur bir cevap verdim yani. Hani çikolata yasaklansın, şeker yasaklansın ya da şeker dünyadan kaldırılsın. Yani der gibi bir şeydi o. Yani o röportajı bakarsanız bunun böyle olduğunu görürsünüz. Ama neler yaptılar. Bırakın sosyal medyayı koca koca insanlar yaptılar. Yani bütün o benim eski görüntülerimi takır takır sayfa sayfa yayınladılar. 13-14 sene önce yaşadığım şeyleri getirip çarşar çarşar koydular. Aileme saygısızlık ettiler. Bana saygısızlık ettiler. Beni izleyen seyirciye saygısızlık ettiler. Ettiler de ettiler. Gerçi çok sinirlendim. Çok üzüldüm yani. yani. biz hiçbir şey söyleyemeyecek miyiz abi? Biz espride mi yapamayacağız? Yani bir de ben gerçekten bu lafı yani söyleyebilecek bir insanım. Ha ben bu işten gerçekten çektim yani. Ee, ve Yani bir, bir, bir sürü yollar denedim ben bu işten kurtulayım diye. ve Şunu sorabilir miyim? Soru evet, ekliyorum o tabii. zaman. Direkt soracağım bunu. Çünkü ben onu okuduğumda şöyle bir şey algıladım onu söyleyeyim. Okuduğum zaman bendeki algı şuydu. Ya ben bu alkolden çektim evet. olmasaydı iyi olurdu bu evet. kardeşim anladım. Türkiye'de yasaklansın değil Buket Hanım. Tamam ben böyle anladım soru zaten. Böyle yani. Ben böyle anladım. Benim sorum da şu alkolden çok çektim diyorsunuz alkolik misiniz? O asla değil Hiçbir zaman olmadım. Ne alakası var? Olur mu Buket Hanım? Bu 500 bölüm diziyi kim çekti? Bu çalışma şartlarıyla bunları kim çekti arkadaş ya? Nasıl oldu bu işler? Yani nasıl bu kadar insan beni hala bir şekilde seviyor? Dostlarım, annem. Bir şey olsaydı beni dostlarım terk ederdi. Karım beni terk ederdi. Ne alakası var yani? Ee, tabii ki değilim ama çektim yani bundan. Hani çünkü bir süre sonra şey olmaya başladı. Ben biraz önce şöhret falan dediniz ya. Ee, bazen hani bazı şeylerden kurtulmak için belki ona sığındığım oldu yani oldu ama hiçbir zaman alkolik olmadım ve tehlike hissettiğimde gerçekten tehlike hissettim çünkü bir ara baktım akşam olunca canım istiyor yani canım isteme bırak canımı kanım istemeye başlıyor yani hemen hemen doktora gittim hemen doktora gittiniz hemen tabii ki doktora gittim yani doktorumun adını söyleyeyim istiyorsanız yani, ee, yani bir sürü şeylerim var hatta bunu tedavi demeyelim ona da yani bir uzaklaşayım diye hiç aklıma gelmesin diye bazı yöntemler kullandım. Yani kullandılar. Hı hı. Tıp yani tıptan faydalandım Ya bu için. ayıp bir şey değil ki Sadece siz olmadım. de yapmıyorsunuz ya mesela ben yani. Hani birçok alkol ya. tedavisi gören insan var. Hayır mi? ama benim, benim adımı böyle sabah... çıkardılar. Ben alkolik <laughs> falan değilim bu hanım. Ben de insanlar kadar içen bir insanım. alakası var. Yani çünkü insanlar beni hep tatil günlerimde gördüler. Onun dışında beni kimse nerede görecek? Görmüyor ki. Ne zaman benim zaten haftada bir günüm boş ya da ne bileyim tatil yani Tatilim yani. E, o günlerde beni sokağa çıkınca gördüler. İstanbul'un her yerinde insanlar bunu yapıyor. Ama ben olunca başka oldu. Neyse hiçbir zaman alkolik olmadım. Ama olabileceğimi gördüm. Yani böyle gitseydim, öyle gitseydim olabilirdim gerçekten. Ama olmadım. Tuttum önlemini aldım. İki kez bunun için Rusya'ya gittim. Gerçekten alternatif tıbbın peşine düştüm. Ya, yalnız bunun için de değil ayrıca. Çünkü sağlığım bozuldu. Şeker, kolesterol, tansiyon, yüksek tansiyon. Ve bunların üçü bir araya geldiğinde çok öldürücü gerçekten öldürücü. Hani benim ufacık çocuğum var karım, annem, babam. Yani ben ne ne yapıyorum deyip Hindistan'a gittim Buket Hanım. 21 gün Hindistan'da kaldım. Ama tansiyonumu, şekerimi, bilmem neyimi Şu soruyu alkol tedavisi gördünüz mü diye bir formüle edip yeni bir soru yazın. Konuşmaya devam ediyoruz çünkü o da soru Hı... olarak gelsin. Hindistan'a gittim gerçekten 21 gün orada kaldım ama alkol tedavisi için gitmedim ben oraya. Yani şekerimi, kolesterolümü, vücudumu alkolün ve sigaranın yani Keşke kimse içmese. Keşke gerçekten üretilmese ya. İçmesek yani. İçiyoruz. Ya bir sürü insan milyonlarca bir tek ben mi içiyorum? Yani içiyorum sonra oğlum oğlum sen içme diyorum yani. Yani elimden geldiğince de kurtulmaya çalışıyorum bundan. Çünkü gençlerin elinde de görüyorum. 15-14 yaşında çocukların biliyorsunuz okulların kapısına neler düştü. Yani böyle bir zamanda da popcorn bir şeyin içerisinde hani kendimi de bildiğim için kendimi hicvederek bir espri yaptım. Bir de bir temenniydi o. Espri de değil yani. Mesela dünyada savaşlar bitsin, çocuklar açlıklar olmasın. Yani bunun gibi bir şey. O zaman şeker de olmasın. Çok zararlı. Allah Allah. Tuz da öyle, un da öyle. Evet, ne yani, zararlı. Yani, yani öyle bir amacım vardı onu söylerken. Bir de yani biraz önce söyledim ya absürt komediyi falan severim diye. Aslında benim niyetim öyle bir şeydi. Çok başka yerlere götürdüler çok yanlış şeyler yaptılar. Ne insanlı, ne insan haklarına uyan, ne demokrasiye uyan bir e, şeyler, çok, çok kötü şeyler yaptılar. Çok üzüldüler beni yani. Çok üzüldüm. Çok, çok üzüldüm. Ailemi de üzüldüler. Beni de üzüldüler. Niye 15 sene önceki şeyleri getirip çarşaf çarşaf koydunuz oraya? Ayıp değil mi?